23 Mayıs, 29 Mayıs haftalık tarotlara hoş geldiniz. Nasılsınız? Geçen hafta astrolojik yorumda bayağı hatalar. Aslında hata yok ama edit ederken bazı hatalar yapmışım. Hepinizden özür diliyorum. Güzel ailem, siz ailem olduğu için sizler affedersiniz. Sevgili koçlar, bu hafta tarotlar sizin için ne diyor? Hemen çekiyorum. Özellikle uzun süredir işinizle alakalı kalmak istediğiniz ve planladığınız nokta 6. ay için doğru bir süreç veriyor. 5. ay işimizle ilgili yaşadığımız sorunları çözmek, başarmak ve buradaki aksilikleri en iyi şekilde toparlayacağımız bir dönem olacak. Özellikle kurumsalda ya da devlette çalışıyorsanız ışık sizin için güzel bir aydınlanma. Ve özellikle parasal anlamda biriken haklarımız ya da maaş konularımızla ilgili eksik gördüğümüz birçok şeyi doğru şekilde toparlayacak gözüküyoruz. Kendi işini yapanlarda hataya açık bir noktadasınız. Bunları doğru görmeniz gerekiyor. Doğru görmediğiniz takdirde mekanınız, alanınız kapanabilir, risk altında olabilirsiniz. Bu ara mahkeme ve işin maddi ve manevi mahkeme yaptığınız bazı konularda siz de rahatlığınız ve rahat iş kapısı aradığınız için her işi beğenmediğiniz gözüküyor. Alternatif iş kapılarınız var. Gözünüzü dört açın. Haklarınızla alakalı güzel noktalar sizi bekliyor. Özellikle evli çiftlerimizle alakalı uzun süredir kavga, gürültü, kaoslar zaman içerisinde iyileşmeye doğru gidiyor. Her iki taraf da kendi hatası ile ilgili yarışırdığı krizleri düzeltmek evresinde. Ama olayları büyüten eş soyunuz, görümceniz, kayınçonuz, eltiniz kim varsa bunlarla arasındaki yaşanan krizler bir an önce çözülmesi lazım. İlişki hayatınızla alakalı uzun süredir yaşadığınız ilişki doğru kaderim mi Rabbim diye dua ediyorsunuz ve doğru kaderiniz gözüküyor. İlişkinizi yıpratmayın. Hiç aşık olamayanlar için güzel yolculuk ve güzel ilişki başlangıcı var ama bir yola gitmeniz gerekiyor. O yoldan sonra hayat arkadaşımız aydınlığa kavuşacak. Parasal anlamda da uzun süredir beklediğiniz bazı haklarımız var. Bu haklarla alakalı noktada büyük sevinç ve mutluluk sizi bekliyor diyorum. Sevgili boğalar nasılsınız? Evet bakıyoruz. Yeni bir işe başlamak ve bu işle alakalı oturtmak istediğiniz sistemleriniz var. Dert ki 5 hafta, 5 gün içerisinde hedeflediğiniz işle ilgili imzalar aydınlığa kavuşacak. Özellikle banka, finans, alım-satım sektöründe çalışıyorsanız ve çalıştığınız ekip daha çok erkek ve erkek yoğunluğu varsa yöneticilerle alakalı bağlarda güçlenmek, bulunduğunuz noktada tekrar doğmak, kendinizi ispatlamak ve istediğiniz noktaya erişmeyi gösterir. Yani işinizdeki krizler bitiyor, kendinizi bulmak ve oluşturmak. Kendi işini yapanlarda özellikle maddi kaynaklı ekstra harcamalarımız ve işimizle ilgili hayallerimizin dışına çıkabilir ve bu bizim işimizin eritmesine sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar mantığınızı, kuralınızı, düzeninizi bozmayın. Çünkü der ki burada doğacaksınız, yanlış hatalar doğumunuza engel olmasın. İş arayanlar için aslında 4 gün, 4 hafta içerisinde güzel bir iş kapınız var. Ama yollar ve yurt dışı ya da şehir dışı bağlantılarınız varsa bu kapılarınız daha güzel aydınlığa erişecek. Cesaretinizi toparlayın, başvurularınızı yapın istiyorum. Ortaklı iş yapanlar için belki ortağınız değil de sizin kendi güveniniz daha çok duygusal yönünüz hakim olduğu için ortakla aramızda yaşanacak krizleri göremiyor olabilirsiniz. Bir an önce özel hayatınızdaki krizleri çözün, parasal hayatımıza yansıyor ve hatalar neyse bunu bir an önce görmek gerektiğini uyarmak istiyorum. Evet, aşık olmak isteyenler için kalbiniz o kadar kırık ki, kalbiniz o kadar mutsuz ki, tekrar birine inanmak için kalbinizin tamir olup adil olan aşkı arıyorsunuz. Hemen bir kart çekiyorum. Ta Ağustos'a kadar vaktiniz var. Sabırlı olun efendim. Uzun soluklu ilişkilerinizle ilgili bu ara tartışmalar, gerginlikler, fikir ayrılıkları, kendi içimizdeki boşluklara düşebilir ve ilişkimizi zedeleyebiliriz. Evli çiftler için özellikle diyorum ki bu ara hata konuşmaları, uslup konuşmaları, davranışlarınızı mümkün olduğu kadar düzeltmeniz lazım. Yoksa boşanmaya doğru gidiyor. Dengeyi bul, boşanmaktan kurtul diyorum güzel takipçilerim.
Sevgili ikizler nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara iş gereği yolculuklarımız, gitmemiz gereken yollar, yeni yol, yeni işler, beklentilerimiz için çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatlar gözünüzü dört açın. Yeni yapacağınız yolculuklar hem kaliteniz, hem işiniz, hem de imkanlarınızı daha verimli noktada oluşturacak ve kalbinizdeki iş kapılarınız, oluşmasını istediğiniz yetkilenme size hayırlı ve uğurlu gelecek. Siz inançlarınızdan, siz duanızdan asla vazgeçmeyin. Güzel fırsatlar, güzel oluşumlar var gözüküyor. Büyük kurumsalda çalışanlar için iftira, yalan işinizi kaydırmak isteyebilirler. Aman dikkatli olun. Kendi işini yapanlar için evet bakış açınızı, yönünüzü değiştirin. Güzel fırsatlar. Bu kalp size saf ve güzel parayı temsil ediyor ve beklenmedik fırsatlar güç ve oluşum yaratacak ve yurt dışı bağlantısı yapmak istediğiniz oluşumlar, özellikle bilgisayar teknoloji üzerine yapacağınız ağlar size çok güzel kazançlar sağlayacak. Cesaret ve olumunu toparla diyorum ve iyi gelecek. İlişkiler konusunda kendi gerçeğimi bulamıyorum. Doğru insan benim hayatıma ne zaman çıkacak? Ben kime doğru desem kalp kırıklığı, maddi manevi zarar gördüm. Artık ilişkilere güvenim yok, hayata güvenim yok diyenler için bir kart daha çekiyorum. Ruh ikiziniz, ruhla buluşma. Yani siz bu kötü enerjileri atın ruhunuzdan, Rabbim size ruhunuzla buluşturacak. Ne zaman diye çok yakın hayallerinize, kalbinize dokunacak insan çok yakın çevrenizde gözüküyor. Özellikle bu ara eğitim konularında bazı aksilik yaşayan ve işinizle alakalı eğitimlerle ilgili bazı oluşumlar var. Hani ben dört nala koşuyorum, hayatıma yetişemiyorum diyenler için ödül, yatırım, anahtar, araç, ev, arsa, toprak konularımızda şans. Özellikle evlenmeyi düşünen çiftler yatırım planı içerisindesiniz. Hayırlı olsun. Evli çiftlerimiz için hemen düşünüyorum. Çocuklar ve özellikle eşimizin kaprisi yönü. Ben çocuklarla uğraşıyorum, evle uğraşıyorum. Bütün yük benim üzerimde. Kocamın kaprisi ya da hanımımın kaprisinden yoruldum diyorsunuz. Birbirinize sizi sevdiğinizi, küçük küçük hediyelerle bu pişmanlık, bu tartışmadan çıkarsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Sevgiyle kalın efendim. Sevgili yengeçler, köklenmek. Hani önümüzde bir sürü projeler, sihir gibi oluşacak yeni anlaşmalar var. Yani siz bunlara odaklandığınız takdirde işinizde büyük köklenme, toprak sağlam ve zemini sağlam projeler ve kalıcı işler kapılarımız var. Mümkün olduğu kadar iletişiminizi, doğru anlatımınızı, doğru ifadenizi yaptığınızda iş alanınızda konumunuz, görünürlüğünüz, hakkınız olan varoluşunuzu kutlayacağınız bir hafta. Evet, affetmek, herkese affetme zamanı, size kim ne dediyse, kime ne söylediyse herkese affediyorsunuz. Çünkü siz affettiğiniz takdirde kalbiniz yeniden şifa bulacak gözüküyor sevgili yengeçlerim. Ama şöyle söyleyeceğim, özellikle ortak ya da yeni iş kurmayı düşünenlere soru işareti diyorum. Böyle bir hata yaptığınızda maddi ve emeklerinizin ziyan olacağını, bu dönem bunun için hayırlı olmadığını gösteriyor. Şu anki bulunduğunuz işi, inandığınız, güvendiğiniz insanlara değil, bulunduğunuz işe hakim olun ve burayı kaybetmeyin. Rica ediyorum. Evet, aşk konusunda tahtınıza tebrikler. Öyle bir aşk kalbinize dokunacak ki sizi kral ve kraliçe yaratacak. Ruhunuz öyle güzel iyileşecek ki kendi benliğinizle buluşacaksınız. İnanmak en güzel başarıdır. Siz bugünden itibaren aşka kalbinize inanarak açmanızı öneriyorum. Evli çiftler için bu ara hanımlarda bir dırdır, konuşma, gerginlik, buraya gitmiyoruz, şunu yapmıyoruz, çocuklar çok bunaldı, evde bunaldım diyorsanız, evet yukarıdan gelen emir, seyahatler, yolculuklar, planladığımız birçok şey evliliğimize renk katacak gözüküyor. Güzel. Ama parasal konuda hazine, miras, çözülmesi gereken noktalarda bakın kart diyor ki ateşli konuşmalar, gerginlikler, kaoslar bu hazineye ulaşmanızı zorlatabilir. Akıl ve mantıkla yürütün. Yasal süreçler neyse onun için mücadele verin. Eğer birinin aklına inanırsanız malınız ziyan olacak gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili fikri olan sevgi, evet gidip değiş dönüş. Yani gidip geleceğiz ama tam hayal ettiğimiz noktada değil. Belki kırgınlıklar yaşayabiliriz ama bu kapılarımızda umut var. Korkmanıza gerek yok güzel aile. Aslanlar nasılsınız? Hemen çekiyorum. Özellikle çalışanlar için.
İş yerinizde ihanet, bilgeliğinize karşı, düşüncenize karşı olacak sözler ihanet diyor. Yani biri sizin işten çıkmanıza değil de fikirlerinizle çatışma, tartışma, kalbinizi kıracak insanlara bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkat etmediğimiz takdirde sizi deli deli konuşmalarınıza, sinir agresif yönlerinizin ağır olacağı ve insanlara haddini bildireceğiniz bir hırçın konuşma olacak. Siz şeytana uymayın, işinize odaklanın, halledilmesi gereken birçok şeyin başarısını. Toplantılar, diyaloglar, serbest meslekte çalışanlarda özellikle ekstra bilgelik ve zenginlik. Der ki siz kendi işinizi yapıyorsanız, serbest alandaysanız burada farklı gelecek paralar sizin parasal döngünüzü rahat edecek. Sabit sağlam alandaki kişiler ise bu kalpteki kötü kalpli insanların düşüncelerinden uzak durup işinize odaklanmanız gerekiyor. Eğer işsizseniz ve iş bekliyorsanız, uzun süredir hayaliniz ve inancınız kalmamış. Yani nereye başvursam yalan ifade, nereye başvursam hep elimde kalıyor diyorsunuz ya, bu kapı artık sizin elinizde kalmayacak. Rabbim size öyle bir geçiş sağlayacak ki bu geçiş sizin kalıcı ve uzun soluklu, özellikle devlet ya da kurumsal ve sabit bir alanda, noktada beklentiniz varsa olumluluk evreniz var. Şöyle bir şey var. Kaderinizde uzun süredir devam eden miraslar, mallar, iş mahkemesi, para mahkemesi, iş iadenizle ilgili kader size gülümsüyor. Doğru kapınız var. Bence mücadelenize devam. İlişki konusunda ölümsüz bir ilişkiye aitim ama karşı tarafa duygularımı yansıtamıyorum. O benim kaderim diyorsunuz. Bence gidin ona konuşun. Onun hayatında başka biri var. Siz boşuna bu hayal içerisinde var oldunuz. Uzun soluklu ilişkiler, bereketlenme, aile olmak, deve yükü, ev kurmak, mal, düzen kurma planı içerisindeyiz. Ve bu bize mutluluk ve huzur verecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Evli çiftler için barış, kırgınlık, kötü giden birçok şeyi kendi evremizde iyileştireceğiz ve bu iyileşme bize iyi gelecek. Güzel takipçilerim, çocuk ve çocuklarınızla ilgili korkularınız ya da çocuk tedavisi görüyorsanız, evlat sahibi olamayacağım diyorsanız, Rabbim güzel bir evlat sahibi nasip etmiş. İnancınızdan vazgeçmeyin efendim. Sevgili Başaklar, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Hemen çekiyorum. Bora, ilişkimizle, yani özel hayatımızdaki insanla yolculuk planımız var. Birbirimize tekrar inşa etmek, birbirimizde hatalarımızı görmek ve bu ilişkiye doğru yön vermek istiyorsunuz. Bence bu seçim doğru. Gideceğiniz yolculuk size pasta gibi hem bereketlenme hem huzuru bulma ve der ki evli çiftler gidiyorsa bu evlilikte bereket, aile olmak, düzen kurmak ve düzendeki huzuru bulmayı yaşayacaksınız. İlişkisiz olanlar için, evet, barışmak istediğim biri var. Bu bana geri gelecek mi diye düşündünüz. Evet, geri gelişi var ama şunu demek istiyorum. Siz hayalinizin dışında başka teklifler de var. Evet, o kalbinizdeki adım atacak ama yeniliği de gözden geçirmenizi öneriyorum. İş konularımızla alakalı bu ara boşlukta, huzursuz, güvensiz. Yani hayal ettiğiniz gibi gitmeyebilir. Ve etrafınızdaki insanların yırtıcı konuşması, gergin tavırları sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Ve hata yapmanıza sebep olabilir. Sanki etrafta insan yokmuş gibi davrandığınız takdirde işinizde başarı ve odaklanma noktanız var. Yoksa istifa gözüküyor ona göre. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız yeriniz bu kadar sağlamken başka bir iş aramanızın bir anlamı yok. Ama yerinizde değişmesini istediğiniz noktalar için arayışlara geçiş sağlayabilirsiniz. Bu da sizi bu konuda rahatlatacak gözüküyor. İşsiz olanlar için uzun süredir bekliyorsunuz haber. Bir kadından ve A ve K ve N harf olan bir kadın ya da erkek, aslında kadından gelecek destek sizin iş kapınıza çok büyük bir yardımcı olacak. Bu ara özellikle aile büyüklerimizle alakalı, özellikle baba köklerimizle alakalı sağlık problemleri, ameliyat, sıkıntılar söz konusu olabilir. Bu ara bir de taşınma mevzumuz. Yani yeni bir eve, yeni bir noktaya taşınmak istiyorsanız şu an yeriniz doğru. Hata yapmanızı istemiyorum. Bu ara şunu da ne, yakın okul arkadaşlarımız, lise arkadaşlarımızla ilgili gideceğimiz sohbetler, geçireceğimiz hafta sonu yeni benlik yaratacaksınız ve ruhunuza iyi gelecek. Kendini bul, kendinle barış, kendini sev. Sevgili teraziler, nasılsınız? Değişmek, dönüşmek, inançlarımız, duygularımız, hislerimiz bize o kadar güzel konuşacak ki bu hafta. Maskeli,
iki yüzlü insanların gerçek yüzünü, iş hayatınızdaki güvendiğiniz, yol aldığınız, hani uzun soluklu gideceğimiz insanların size yanlışları değil, doğrularıyla karşılaşacaksınız ve o kişilere kafanızdaki geçindirdiğiniz şüphe aslında size iyilikle dokunacaklar ve bu dokunma işinizde başarı, gökkuşağı şeklinde açılacak yeni fırsatlar, yeni gelecek yurt dışı, şehir dışı teknikler için güzel alanlar var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Ve gideceğiniz noktada da uzun soluklu 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl güzel anlaşma ve maddi olarak da sizi tatmin edecek çok güzel bir aydınlanmanız var gözüküyor, bilginiz olsun. Devlet ya da kurumsalda çalışıyorsanız, ben elim kolum bağlı, ayrılayım ya ayrılmayayım, ne gerek var? Şiir gibi rahatsınız, yeriniz rahat, rahatlık mı battı bilmiyorum ama yerinizde pürüzler yokken sistemde bazı değişmesi gereken noktalar, beklentiniz varsa bu sistem komple sihir gibi değişecek. Yönetim, yöneticiler, fikirler, yeni oluşumlar, bulunduğunuz alanda daha sağlam oluşumlar yaşanacak gözüküyor. Serbest meslekte çalışanlar dönem dönem işleriniz hep yarım kalı olabilir. Tam bu iş imzası, tam köklendim derken bir uğursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Bu ara bol bol Fil suresi, Bakara suresi, Nas, Felak okumanızı öneriyorum. İlişki konusunda da sevgiliniz size yalan söyleyecek, yalanlara şahit olacaksınız, bir kırgınlık, sonra barışma söz konusu olacak, bilginiz olsun. Aşık olmak isteyenler için bence aşktan çok sizin meditasyon, geçmiş ilişkilerinizi ruhunuzdan çıkartıp kendinizi bulmaya ihtiyacınız var. Günübirlik ilişkiler, konuşmalar, sosyal medyadaki tanıştıracağınız insanlar ruhunuza göre değil, mantığınız daha ön planda, mantığınızı doğru değerlendirin. Evli çiftler, hayırlı olsun. Alacağınız yatırım, yapacağınız karar, yapılacak işler evinize mutluluk ve bereket getirecek. Hiç korkmanıza gerek yok ama özellikle kadınlarda bazıları radikal bir boşanma. Ben bu duyguda mutlu değilim, artık mutsuz yaşamak istemiyorum, yoluma bakmak istiyorum. Hadi sizin için hayırlı olsun. Sevgili akrepler, nasılsınız? Kendinizi böyle bir hapishanenin içerisinde, bütün yük sizin üstünüzde, bu kapılardan çıkamıyorum. Ben bu kapılardan nasıl geçiş sağlayacağım? Kendi kalbimi nasıl tamir edeceğim? İnandığım herkes yıldızsın, şöylesin, böylesin, yine aynı noktadayım. Ben ne zaman parayı bulacağım diye isyan bayrağı oluşmuş sizde. Hemen çekiyorum. Parasal hayatınızda gereksiz harcamalar, size düşen hakları doğru değerlendirememek, anlamsız harcamalar sizin kendi içinizdeki borçlanmalarınıza sebep olmuş. Artık kendinizle mahkeme edin, düzeninizi, sisteminizi yapın. Ona göre kazanç evremizi, borçlarımızı ödemeye odaklanalım. Yoksa haciz, evrak, sıkıntılar ve bir sürü şeylerle uğraşabilirsiniz. Uyarı veriyorum. İşinizle alakalı kader bana değişmesini, yeni iş bekliyorum olur mu diyorsanız, gideceğiniz seyahat ya da gideceğiniz iş kapısı size uzun soluklu ve kaderiniz burada emekliliğe kadar gideceğini gösteriyor. Korkma, sinirlenme, adımını at, imzanı patlat, kalıcı bir nokta. Özellikle devlet ya da beklentileriniz varsa devletle alakalı kapı, burada bazı sınav ya da işiniz gereği bazı sınavları geçmeniz lazım. Eğer bu sınavları geçerseniz burada size verilen ödülünüz, burada size sunulan hakkınız var. Şimdiden hayırlı olsun. İlişkiniz için aşk, heyecan, yenilik, yeni bir aşk size mutluluk ve bereketle dokunacak. Gülümseyeceksiniz. Aşkla birlikte iyileşeceksiniz. Hadi hayırlı olsun. Bu ara geçmiş üniversite, lise arkadaşlarınızla çok fazla görüşmek, hafta sonu onlarla yemek yemek, sohbet etmek, eğlenmek, konuşmak isteyebilir. Eşiniz buna gerginlik yaratabilir. Eşinizi de alıp götürün. Çünkü kafasında şüpheleniyor. Aldatılıyor muyum? Yalan mı söylüyor? Böyle güven problemimiz var. Bunu iyileştirmemiz lazım diyorum. Bu ara özellikle sizin ev içinde değil de araç konuları ya da vatandaşlık hakkınız ya da göçmenseniz bu vatandaşlık hakkı başvurularımız var. Bunlar olumlu sonuç yaratacak. Mümkün olduğu kadar avukatınız, mümkün olduğu kadar bu noktalarınızla ilgilenin. Haklarınız var. Haklarınızdan vazgeçmeyin lütfen. Sevgili yaylar, nasılsınız? İş konusunda yanlış işteyim. Ben burada mutsuzum.
ve buradan artık cesaretimi toplayıp gitmek istiyorum. Burası bana hiçbir şekilde ne ışık, ne kandil, ne bereket yarattı ve ben çok güzel bir mühür gibi iş kapısını kaybettim. Oradan yine teklif var size. Gitmek isterseniz bu kapı sizi gerçekten aydınlatacak. Bu kapı sizin cesaretinizi, kendi gücünüzü, geçmiş hataları geride bırakıp kendi benliğinizi bulduracak. Bu teklifi iyi değerlendirdim. Kurumsal ya da büyük bir alanda çalışıyorsanız istifa, ayrılık, farklı bir yere gitmek, farklı noktada kendi alanı büyütmek, kendi markanı yaratmak istiyorsun. Hem cesaretin var hem yok gibisin. Bence bunun için 6 aya ihtiyacım var. 6 ay geçsin. Sonra parasal düzenimizi oturtalım. Ondan sonra bu projenizi hayata geçirmenizi öneriyorum. Evliliği olan ve mutluyuz, dışarıda hiçbir sorunumuz diyen hanede bir yıkım. Aile değil de kendi içinizdeki çocuk sonrası mutsuzluklar, ilgisizlik, değersizlik ve sevilmeme psikolojisinden kaynaklanan bir ayrılık konuşmaları var. Bence karı koca birbirinizle vakit geçirin. Çocukları kayınvedere, kayınpedere, görümceye, eltiye bırakın. Siz baş başa vakit geçirmeniz gerekiyor. Vakit geçirmediğiniz takdirde yönünüz boşanmak, yönünüz ayrılık olarak gözüküyor. Güzel vakit. Ailenize ait toprak, ölmüş birinden kalmış topraklar var. Bu toprakları kardeşler arasında çözemiyorsunuz. Çünkü kendi ölen kişinin kardeşleri arasında çözülmediği için artık benim çocuklarım görecek mi bu? Bu sene değil de 2023 sonunda bu malları göreceksiniz. Eviniz ya da evinizle alakalı noktada müteahhit beklentiniz varsa müteahhitiniz sizi dolandırabilir. Kendi güvendiğiniz, kendi bildiğiniz, fikrinizin uyuştuğu insanlarla bu konuyu konuşursanız daha doğru olur. Eğer inadına böyle bir şey yaparsanız malınız elinizden gereksiz ziyan olacak. Şöyle söyleyeceğim, bir de eğitim konusunda farklı düşünceleriniz varsa lütfen bunu hayata geçirin. Çünkü kendinize kurslar, spor salonu açmak isteyebilirsiniz. Bu doğru bir karar. Cesaretinizi toparlayın, yapın canlarım. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Çekiyorum. Deli deli konuşmalar. Özellikle şöyle söyleyeceğim, kalbiniz deli gibi. Ne konuştuğunuz, ne söylediğinizin farkında bile olmayacaksınız. Yönünüz, hayatınız tekrar alevlenecek, tekrar güçlenme. Yaşanan özellikle 2020'den bu yana, 2020 aralığından bu yana yaşadığınız kaoslar tamamıyla bitmek için kendi krallığınız, kendi tahtınıza güçlenmeyi gösteriyor. İşinizle alakalı büyümek ve kendiniz direkt göz olmak istiyorsanız bu haftaki yapacağınız işlerde yeniden doğum. Kordonunuz bu işe bağlı. Bu demektir ki bu işte büyümek, kendinizi bulmak, daha büyük başarılar, imkanlarınız var. Gözünüzü dört açın, buraya odaklanın ve burası size başarı sağlayacak. Kendi işini yapanlar da yeni yolculuk, yeni iş beklentisi içerisinde olabilirsiniz. Ben nerede hata yaptım, parayı nerede harcadım ve bu iş neden gitmiyor diyorsanız sizin kafanız devamlı başka boyutta, başka planlarda. Buraya odaklanın, burası tekrar şansını ve bereketini var edecek. Devletle alakalı çözülmesi gereken mahkeme, gözünüz kapalıydı, bir sürü mahkemeleriniz vardı, hep ertelediniz. Bunlarla ilgili temiz sonuç alacaksınız ama bu sonuçtan mesela 5 mahkemeniz varsa 3'ü doğru, 2'si riskli gözüküyor. O yüzden mümkün olduğu kadar mahkeme davalarınızı kaçırmamanız gerekiyor. Evli çiftler için bakıyorum, evet. Bu ara mutlu olan çiftlerimizde hediyeler, kutlamalar, evlilik yıl dönümünüz olabilir, bu haneye yeni bir ev alımı niyetiniz olabilir. Bunlar gayet başarılı ve aydınlık olacak. Korkmanıza gerek yok. Der ki, özgürlük sizin kalbinizin anahtarında. Baktığınız ruh sizin doğru aynanız. Eğer nişanlı ve sözlüyseniz incitmeyin. O sizin en doğru hayat arkadaşınız. Yeni aşk bekleyenler için aman yine hayal kırıklığına uğrama. Kalbini aç. Gökyüzüne bırak, doğru şifayı bul ama şu an için bu şu an tanıdığın kişilerin hiçbiri değil. Emin ol. Eğer yine hayatını alırsan kalbin kırılır, kalbin hata yapar ve ihanete uğrar, uzun soluklu ilişkisiz kalırsın. Özgür bırak. Yani Haziran'ın ilk haftası itibariyle kendi içindeki aşka yelken açabilirsin. Sevgili kovalar, nasılsınız güzel ailem? Hemen çekiyorum, bakıyorum. Yeni bir yolculuk. İşinizle alakalı uçurtma deriz. Yani deriz ki burada mı kalalım, şuradaki proje mi? Bu 4 işte sizin elinizde olacak ve bu 4 iş projesinde çok rahat bir şekilde halledecek.
tasarımcıysanız, mimarsanız, inşaat mühendisi, insan kaynaklarındaysanız önünüzde bir sürü işler var. Bunların hepsini çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Yani işinizde doğmak, var olmak, gücünüze güç katmak ve sıkıntılı olan her şeyi eritip kalbiniz güzel mutlulukla heyecan bulacak diyorum. Özellikle işsiz olanlara bakıyorum. Kolay kolay iş beğenmediğiniz için her kapı size uygun olmuyor ve olmadığı için de devamlı seçmek zorundasınız. Yani bu şekilde bir 4 sene ya da 4 ay böyle işsiz kalabilirsiniz. Devletle alakalı beklediğiniz bir iş kapınızda, belediye, maliye ya da bu tarz noktalardan gelecek ve özellikle de K ve N harfi birinden büyük bir hayır alarak iş kapınız aydınlığa erişecek gözüküyor. Aşık demeyelim. İş çevrenizde beğendiğiniz biri varsa onun da size ilgisi var. Adım atın. Bu platonik değil. Doğru. O da sizi seviyor. Siz de onu seviyorsunuz. Doğru bir adım. Hadi sen de cesaretini kurtar. Eski ilişkinizle ilgili dönsün. Ben o kadar acı çektim ki o kadar canım yandı ki Allah da onun canını yaksın diyorsanız siz buna birebir Rabbim sizi şahit tutacak ve siz o insanın o acısını sanki sonra diyecek tövbe estağfurullah ben böyle bir beddua istememiştim. Siz ne dilediyseniz Allah katında kabul olmuş. Araç almak isteyenler, araç değiştirmek isteyenler hadi hayırlı olsun yeni aracınız. Yalnız böyle Akdeniz, Ege, böyle Karadeniz, Marmara arasında tatil niyeti olanlar için yolculuğunuz hayırlı olsun. Gideceğiniz yer hem ilişkimizi hem kendi enerjimizi çok fazla aydınlığa iteceğiz. Yalnız bu ara önemli olan unuttuğunuz ve geçmişe ait, annenize ait bazı miras konuları ve ilgilenmediğiniz bunlarla alakalı bazı devlet üstüne geçirmiş olabilir. Bunlarla ilgili mahkeme açma ya da köklerinizden gelen bazı mallarla ilgili size yazılar gelebilir. İhmal etmeyin. Onlar doğru mallar. Mümkün olduğu kadar güçlü ve atik olmanızı istiyorum. Balıklar nasılsınız? Hemen atıyorum. Özellikle erkek kardeş, erkek baba ve anne arasındaki çıkacak tartışmalara şahit olabilirsiniz. Herkes birbirini yesin. Karıştığınız takdirde onlar her zaman aynı döngüdeler. Siz karıştığınız zaman ses tonları daha çok yükseliyor. Böyle bir tartışma içinde kaldıysanız kulaklığınıza takın. Üstünüzü bir geçin, geçin yürüyüş yapın. Bu darın dırdırıyla uğraşmayın diyorum. Bilginiz olsun. İş temponuzla alakalı da yöneticileriniz 3 erkek ve bir kadınsa bulunduğunuz noktada yeriniz güzel bir değişim sağlayacak ve bu değişimde hak edilen ödüm herkes tarafından kıskanılacaksınız bilginiz olsun. Eğer ki yeni bir iş bekliyorsanız bir yakın bir kadın dostunuz ya da geçmiş eski bir kadın iş arkadaşınızdan güzel bir haber size yeni bir iş fırsatı yaratacak gözünüzü dört açın. Bu ara özellikle hakim, savcı, avukat, dişçiyseniz bile dengeli para, dengeli bir düzen, sürpriz gelecek paralar, beklenmedik haklarınızla alakalı oluşumlar söz konusu olacak. Bunun tadını çıkartın. Eğlenceli bir hafta ama kalbinizden Konya, Mevlana'yı ziyaret etmek isteyenler için hani ben ölmeden görmek istiyorum diyorsanız bu sene böyle bir fırsatınız var. Gidin buradaki enerjinizi ve buluşmak istediğiniz ruhu orada bir buluşturun istiyorum. Kendi işini yapanlar için bir kart çekeyim. Eliniz kolunuz bağlı, çaresizim, her şey çok tıkandı diyorsanız çok yakın evrede kitap gibi rızkınız, bereket gibi açılacak ve parasal evremizdeki krizler yavaş yavaş toparlanıp kendi gücünüze güç katacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Aşık olmak istiyorsanız sihir gibi bir aşk var. Kalbinize şifa gibi gelecek ve bu aşk kalıcı mı? Bence evlilik imzası atılacak doğru insan. Bu ara nişanlanma ve evlenmeyi düşünenlerde biraz sevgilinizin ailesinden kaynaklı kadınlardan mal mülk yüzünden, takılar yüzünden tartışmalar ya da yer beğenme yüzünden sorunlar olabilir. Dikkat diyorum. Bir de evli çiftlerimiz için çocuklarınızla ilgili çok güzel bir tatil planınız var. Onların geleceği için ve onlarla güzel, şu onların kafasındaki bütün sorunları çözüp doğru iletişim sağlamak istiyorsunuz. Hadi hayırlı olsun, mutlu kalın, hoşça kalın.